Mesela bir defasında telefonla görüşme yapıyor. Elini buraya sıkıyor. Buradan da müşteriye, gelen müşteriye sigara veriyor. Ama hem telefonla görüşüyor, hem müşteriye sigara veriyor, hem buradan para çalıyor. Çalacağı parayı ilk önce arkada olan yüzükleri ön tarafa koyuyor çoğu zaman. Bazen direkt arkadan alıyor. Parayı alıyor, avucunda sıkıyor. Şurada şöyle avucunda sıkıyor. Sonra o cep telefonunun altına koyuyor. Cep telefonunu cebine koyarken para da içeri girmiş oluyor. Samsun'da bir esnaf kendisinden bile daha fazla güvendiğini söylediği elemanı tarafından tam 2,5 yıl boyunca soyuldu. Şüphe üzerine dükkanın kasasına taktırdığı kamera sonucunda hırsızlık olayını öğrenen bakkal önce şok oldu, ardından da durumu yargıya taşıdı. Çözüm yapıyor muyum? Sen kaldın. Kolay gelsin abi. Buyurun, hoş geldin. Ne kadar abi Mustu? 3 lira. 3 lira. Şöyle diyeyim abi. Bereket versin. Bakkal sahibi Hüseyin Mustafaoğlu olayın ardından güvenlik önlemlerini artırmayı ihmal etmedi ve dükkanın üzerine bir de hırsızlıkla alakalı hadis-i şerif notu bıraktı. Marketinde hırsızlık olayı oldu. En samimi dostum, arkadaşım kasamdan para çaldı. Bunu kendime yediremedim. Çünkü 10 sene boyunca ona maddi ve manevi yardımcı oldum. Bir sigara firmasına yaklaşık 50 bin lira olan icralık borcunu ben kendi kredi kartımdan kapattım. Bir dernekten kendime kurban alırken bir kurban da ona aldım. O kadar samimi, ailece görüştüğümüz, birbirimize girip gittiğimiz bir arkadaşım. Kasamdan para çaldı. Bunu adli mercilere ulaştırdım. Ama 6 aydır en ufak bir sonuç çıkmadı. Ben kendim fark etmedim. Çünkü ona o kadar çok güveniyordum ki. Bir Iraklı Türkmen. Pazarlarda çalışıyor. İşi olmayınca gelip bize ufak tefek yardım ediyordu. O bana ihbar etti. Bu adam kasamdan para çalıyor dedi. Ben yapmaz öyle bir şey. Ben ona çok güveniyorum. Benden sağlam dedim. O da tarih ve zamanı söyledi. Ben izledim. Gerçekten çaldığını anladım. Şok oldum. Görüntüde ilk gördüm. Şok oldum. Kameraların yerini değiştirdim. Çünkü o kadar güvenilir bir şahıs ki bu kamera görüntülerim olmasaydı eşim dahi bana inanmazdı. Benim tahmini zararım 350 bin 450 bin arası. Net bir rakam söyleyemiyorum. O da kayıp olduğunu kabul etti ama paranın nasıl nereye gittiğini bilemediğini söyledi. Ama daha sonra jip aldı. Jip aldığını bizden gizledi. Jipi marketin iki sokak altına götürüyordu.